Cem Bey. Bir saatlik Evet. Instagram'ın bu özelliği, Çerçeve. bir saatlik durum. Çerçeveye de bizi sokuyorlar yani. Evet. Neyse, aslında çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani kısa bir cevap vermek çoğu zaman o kadar da kolay değil. Biraz anlatmaya başlamıştım. Yani öyle olduğu gibi bir sorumsuzluk aslında sonuçta düşünmek biraz zor. Yani ya öyle ya böyle pratik olarak düşündüğümüzde aslında bir şeyler deniyoruz. Ama tabii o hayal geminin hayal gemi olduğu müddetçe aslında belli bir zaman geçiyor ve gerçekten çok büyük risklere kapı açmış duruma geliyor. Ve bunu da kendi tecrübemden, yani bir avukat olarak yaşadığım tecrübeden de anlatabilirim. Sadece hayal gemileri düşünmeyin. Gemilerden her gün konteynerler düşüyor. Yani bizim konuştuğumuz süreç boyunca da bilmiyorum artık dakika başıma ne, ama rakamları duyduğunuz an gerçekten herkes sürpriz oluyor gibi geliyor bana. Her zaman sürekli her yerde gemilerden konteynerler düşüyor. Ve bu konteynerler bunlar da çok büyük bir risk olabiliyor. Ve sadece büyük konteyner gemileri düşünmeyin. Yani öyle atıyorum 65 yaşına gelmiş bir avukat paralarını kazanmış diyelim, biraz ayıp olmasın. Ama bir klişeyi zorlamak amacıyla. Şimdi gelmiş 65 yaşına, kendisine bir yat kiralıyoruz. Ve düşünüyor ki ya ben Fransa'dan şimdi Amerika'ya Atlantik'e yani sailing trip'e çıkıyor yatıyla. Gece yatmaya gidiyor. Gemi otomatik navigasyondan öyle biraz devam ediyor. Ve hatta demirde duruyor. Bam, gece yarısı konteyner çarpıyor gemiye. Yani bu tür durumları da unutmasın bu tür soru soran arkadaşlarımız. Sadece hayal gemiler değil, yani gerçekten denizde yüzen belirlemediğimiz ve görmediğimiz tehlikeler de var. Bir sigortacı olarak bunu da demiş olalım. Başlangıç sorusuna siz geri dönmek isterseniz biraz daha kısa bir Şey, cevap yok. Evet, şey, sadece ben ihtimaliniz Türk varsa. hukuku için söyleyebilirim. Bununla ilgili limanlar yönetmeliği yeni bir madde çıkardı. Eğer böyle bir hayalet gemi varsa ya da sahipsiz gemi varsa ve gerçekten de deniz trafiği için bir risk oluşturuyorsa, bazen niye bunlar oluyor? Aslında hayalet gemi ya da sahipsiz gemi olmuyor. Hacizli gemi olabiliyor ve bulunduğu ülkeden dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Yani mesela Türkiye'de bir donatan hakkında haciz kararı var. Onun gemisi Türkiye karasularına girdiği zaman yakalandı ve bağlandığını varsayalım. Ve haciz olduğu için geminin yurt dışına çıkması ya da limandan ayrılmasına izin verilmiyor. Donatan da dediğim gibi genelde posta şirketleri olduğu zaman geminin de artık kendi kaderine terk ediliyor ve orada çürümeye terk ediliyor. Ya da bu tarz durumlarda mesela kaza yapıldı. Geminin kurtarılması ya da tersaneye çekilmesi çok masraflı. Belki geminin hurda olarak satılsa bile bu bedeli karşılamayacak. O yüzden tamamen kaderine terk ediliyor. Bu tarz durumlar için 2019 yılındaydı sanırım. Limanlar yönetmeliğinde ufak bir değişiklik yapıldı ve denildi ki eğer bu tarz bir tehlike oluşturan gemiler varsa liman başkanlığı bunun gemileri satar. Ve bu burada satıştan elde ettiği parayı da devletin döner sermayesi içerisine bu parayı devreder şeklinde. Sivil sorumluluk İngiliz hukukundan gelen sivil sorumluluk ya da sivil haklarla ilgili olan ilkeden, yani burada üçüncü kişilerin o bölgeyi kullanan, oradan gelip geçen seyri sefer yapan gemilerin tehlikede olmaması için tamamen bu sivil bir sorumluluk olarak devlet kendi liman başkanlığı eliyle bu gemilerin satışını gerçekleştirip kazancını da döner sermaye, yani devletin kasasına aktarma imkanı vermiş. Okey. Türk Şimdi kanunu UNCLOS'tan önce mi uygulanıyor? efendim, United Nations Conventions of the Law of the Sea, UNCLOS. Genel. yok, hayır, bu limanlar yönetmeliği Türk Ha, bu mevzuatında, sadece Türk Türk kıyılarında, mevzuatında olan, liman evet. alanında Türk geçerli olan mevzuatında olan bir bir... Okey, şey. okey. Yanılmıyorsam 2019 yılında Okey. çıktı bu mevzuat. Yani mevzuat normal vardı, yönetmelik, ama Herhalde onun Türk içerisinde ufak... limanlarında o kadar çok da hayal gemiler yok umuyorum. Bilemiyorum işte, demek ki ihtiyaç vardı, çıkarıldı. Yani Yani. şimdi bu poliçelerimiz içerisinde bazı teminatlar demiştik. Bunlar ben şöyle birazcık daha bizim mevzuat açısından değinmek istersem. Mesela tam ziyan teminatımız vardır. Bu nedir?
bir geminin tamamen yüküyle birlikte batması durumu. Yani tamamen yok olması durumu. Yani gemi artı yükün birlikte batması durumu. Bu tam ziyan teminatı deniliyor. Genelde en dar teminat tipidir. Yine bunun içerisinde müşterek avarya dediğimiz kavram da girer. Yani çok olağanüstü bir durum olacak. Gemi ve üzerindeki yük tehlikeye girecek ve kaptan kendisi karar alıp üzerindeki yükü denize boşaltacak. Gemiyi kurtarmaya çalışacak. Yine bu tam ziya teminat hasarları içerisine giriyor. Yine biraz önce bahsettiğim gibi hükmü ziya dediğimiz aslında biraz önce şu hayalet gemiler hakkında bahsederken de üzerindeki yükü ya da gemiyi kurtarmak belki onun kendisinden daha fazlaya mal olacaksa burada tamamen o yük de gemide kendi kaderine ya da hasarın olmasına göz yumulur. Buna da hükmü tam ziya hasarı diyoruz. Yine en önemli şeylerden birisi belki değinmediğimiz bir şey gecikme hasarları. Mesela gecikmeden doğan hiçbir zarar sigorta poliçesi teminatı altında değildir. Yani o yüzden mesela İngiltere bu konuda çok katı bir şekilde uyguluyor. Kesinlikle gecikmeden kaynaklı hasarları ödemiyor. Yani herhangi bir gecikme olduğu örnek veriyorum. İşte bundan doğan şeyler tamamen teminat dışı. Yine ayrüzati hasarlar dediğimiz bir kavram var. Bu da taşınan yükün kendi özelliğinden kaynaklı. Örnek veriyorum, bir incirin kurtlanması gibi, kömürün kızışması gibi. Bu tarz hasarlar da yine yani ürünün kendi özelliği gereği ya da fire vermesi gibi doğası gereği olan şeyler de bunlar da yine poliçe teminatı dışında olan şeyler. Biz bu fire kavramında bir uyguladığımız bir sistem var. Ticaret odaları her yıl hangi ürün, yaş meyve ya da sebze ya da diğer şeyler her yıl ne kadar fire verdiğini bunu ilan eder. İşte deniz taşımasında ne kadar fire verir, kara taşımasında ne kadar fire verir ya da çuval içerisinde taşınırsa ne kadar fire verir, dökme yük olarak taşınırsa nasıl bir fire verir. Bunlar ilan ediliyor her yıl ticaret odası tarafından. Bütün sebze ve meyve, kuru baklaya ilişkin, bakliyatlara ilişkin bu ilan edilir. Biz burada bakıyoruz. Oran gerçekten, örnek veriyorum, 1 milyon ton kuru fasulye taşınıyor. İşte 980 bin ton geldik dökme yük olarak. Arada 200 bin ton kayıp. Şimdi bu 200 bin ton kilogram olarak kayıp olan şey gerçekten fireden kaynaklı mı yoksa başka bir durum mu var? Yani orada hırsızlık durumu mu var ya da denize dökme mi var? Malın çalınması mı var? Ne var? Yani burada biz fire olarak hesaplıyoruz. Örnek veriyorum, kuru fasulyedeki fire payı binde bir ise binde birlik şey sigortacının kapsamı dışında kalıyor. Üzerine donatan firmaya bunun üzerindeki yani fire payının üzerindeki kalan kısım nerede diye rücu davaları açıyoruz mesela. Bizim için makul olan o ticaret odalarının her yıl yayınladığı fire oranları makul bir kayıp. İşte incirde olsun, örnek veriyorum yaş incir taşıyorsunuz ya da Ekvador'dan Türkiye'ye muz taşıyorsunuz. Buralarda fire olması normal. Çünkü iklim değişiyor, sıcaklık değişiyor ve o yaş meyvenin cinsinden ve türünden dolayı bir kilogram düşüşü olmakta. Ama bunun da dediğim gibi her yıl ilan edilen bir oranı var. Bu olan oranın üzerindeki olan şeyler yine dava olarak gündeme geliyor. Burada farklı bir şey sormak istiyorum. Bizim bu hasar dosyaları oluştururken, çünkü sigorta dosyalarında sigortacıya başvururken insanların en çok zorlandığı nokta şu oluyor. Hangi evrakları bir sigorta dosyasının içerisinde, hasar dosyasının içerisinde olmalı ki hem sigorta hasar departmanlarının faydasına olsun, sonrasında da bu dosya rücu departmanına gittiğinde rücudaki sigortacıların bu parayı geri tahsil ederken, sorunlardan tahsil ederken kullanacağı evraklar olsun. Mesela konşimento ile başlayabiliriz. Yani bu evraklardan hangileri bizim için can alıcıdır? Sigortacı ister ya da sonrasında davaya gittiğinde mahkeme ister. Konçimento tabii her şey konçimento ile başlıyor. Konçimento dediğimizde işte bill of lading, bill of lading bile değilse seaway bill'ler oluyor genelinde. Evet. Ama yine pratik olarak düşündüğümüzde yani elinize bir belge, bir evrak gerekiyor ki tespit edin gerçekten benim ürünler iyiydi ve benim ürünler falanca geminin üstünde taşıma kapsamında iyiydi. Bill of lading oradan başlıyor yani bill of lading bunu tespit ediyor.
Yine bir adım geri atmak isterim ama çünkü da bunu da yaşıyoruz genelinde. Şimdiki yeni bir sigorta uzmanı olarak ve sigorta şirketlerini temsil eden ve sigorta şirketleri adına sigortaları temsil eden bir avukat olarak bunu da söyleyebilirim. Bunu da gördük ve daha çok İngiltere'de görüyoruz bu durumları. İngiltere'den sonra da Amerika'da bayağı çok rastladığımız durumlar. Sigorta şirketi sizden sizin poliçesini soruyor. Yani böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Burada da sürpriz olmayın. Yani şimdi Türkiye'deki durumu pek bilemeyeceğim. Ama herhalde o da olabilir. En azından bazı sigorta şirketleri de var düşünebiliyorum. Ben kendim hiçbir tanesini bilmiyorum. Onun için de isim de veremiyorum. Ve hatta en azından benim tanıdığım sigortalar böyle bir şey yapmıyor. Yani Türkiye'deki sigorta şirketlerini diyorum. İsviçre'de de aslında pek yaygın bir durum değil. Ama sizden sigorta poliçesini istiyor. İlk önce bir tespit edin. Sen gerçekten benden sigortalı mısın diye. Birinci soru. İkinci soru. Hasar konuşuyoruz ve hasar yükten kaynaklanmış. Peki hangi yükü konuşuyoruz? O yükün tespiti gerekiyor. Bunu da genelinde konçimento ile tespit ediyoruz. Ondan sonra hasarın değerini tespitini istiyor. Çünkü geliyorsunuz ki diyorsunuz ki işte bak Konçimento'da yazıyordu 2 ton domatesim vardı. Gemi limana vardığında o 2 ton domatesim oldu 150 kilo. Ondan sonra sigorta şirketi işte görüyor gerçekten yani 2000 ton imiş ilk geldiğinde. Peki bu 2000 ton domatesin maliyeti neydi veyahut da değeri neydi? Yani buna yönelik sizden tespit evraklar isteyecekler. Bu satın kendi yani commercial Faturaların invoice aslında. Evet. olabilir. Yani bu tür evraklar soruluyor sizden. Ondan sonra yaşadığınız hasar nasıl kaynaklandığına göre oradan da sizden tespit sorabiliyoruz. Mesela gemide yangın çıktı. Yani gemide yangın çıkmasını yani işte yangın çıktı. Gemi yandı işte resim gösteriyorum. Geminin yanmış hali resmen böyle tespit ediyorsunuz. Ama şimdi dersiniz ki ben bir tane İtalya'dan Ferrari'ye aldım. O Ferrari'yi gemiye koyarken işte gemiciler biraz yanlışlık yaptı. O Ferrari geminin içinde sağa sola sallanırken bozuldu, kırıldı. Artık alüminyum oldu yani Ferrari değil de. Ondan sonra sigorta şirketi sizden de bir de şey isteyebilir. Gemide Ferrari nasıl, nerede yüklendi? İngilizcesinde buna storage plan diyoruz. Türkçesini birkaç gün önce konuşmuştuk. Türkçe adını yine Daha çok unuttum. işte istifleme planı olabilir ya da kaptan plan çiziyor olabilir. Yani kaptanın istiflemeye ilişkin planlar oluyor, o olabilir. Bu tür belgeler sorulur sigorta şirketleri sizden genelinde. Başlıyorum. Sigorta tespiti, yükünüz gemide olduğunu tespitini istiyor. Yükün kendi tespitini istiyor. Yani nasıl bir yük ve değeri neydi? Bu her zaman sorulan şeyler. Ondan sonra başlıyor. Nasıl bir tür hasarı, hangi kaynak üzeri hasar yaşandığının tespitlerini de sorabiliyoruz. Genelde yani buradan başlangıç noktası oluyor. Ve daha sonrasında bunu da hiçbir zaman unutmayın. En azından bunu da şimdilik İsviçre için diyorum ama herhalde daha değişik ülkelerde de yine böyle. İlk başta sigorta şirketi size geliyor. İlk bir evrakları soruyor size. Ondan sonrasında başlıyor, devam ediyor. Yani ikinci bir tur, üçüncü bir tur, dördüncü bir tur sorularda geliyor daha sonrasında. Çünkü dosyayı ne kadar çok inceliyorsa o kadar çok sorular da çıkıyor. Ve çoğu zaman durumlar çok net olmadığı için sizden ona göre fazla belge de istiyorlar. Şimdi bunu duyanlar da tabii soracak kendilerine, ben buna karşı nasıl önlem alırım, ben sigorta şirketini nasıl baş ederim, sigorta şirketlerinde çalışan hukukçular, ondan sonra tuttukları avukatlar yani beni bayağı bir zorlandıracak. Burada da pek söyleyeceğimiz bir şey yok. Sürekli pratik düşünmenizi tavsiye ederim. Yani elinizde nasıl, ne tür evrak varsa veyahut da elinize hangi, nasıl tür evrak ne zaman geçtiyse bunları seferin sonuna kadar mutlaka saklayın. Hiçbir zaman boşa vermeyin.
Eğer size birisi bir evrak vermiyorsa da illaki sorun. Yani siz de bu belgelerin peşini bırakmayın. Yani en azından konçimento, yani Evet, en onsuz hiçbir önemlisi o. zaman hiçbir yere varamazsınız. Satın Şöyle aldığınız ben zaman. minik bir liste yaptım. Daha çok kendi müvekkillerimize karşılaştığımız şeylerde. Öncelikle bahsettiğiniz gibi konşimento, ama burada şöyle bir ince ayrıntı var. Konşimento'nun arka yüzü. Çünkü orada var olan cirolar olabilir, cirolanmış olabilir. O yüzden arka yüzü bizim için şöyle önemli. Uygulanacak hukuk, tahkim şart olup olmaması, milletler arası yetki şart olup olmaması, hangi hukuk uygulanacak, İngiliz hukuku mu uygulanacak, Fransa mı, Türk mü, hangisi uygulanacak, bu yazıyor. Çünkü arka yüzünü Bu görmediğiniz sigorta zaman, şirketi için yani rücüyü sağlamak için evet, rücüyü sağlamak için, ama dosyanın içerisinde hani bizi dinleyen sigortacı arkadaşlar da vardır, hasar departmanında, onlar da bazen bize dosyalar geliyor mesela, sadece konşimento'nun ön yüzü var. Ama arka yüzünde şeyi görmemiz lazım. Çünkü dava açtığınız zaman milletler arası yetki itirazı gelebiliyor. İngiliz tahkimi itirazı gelebiliyor, ya da mahkeme olsun ama İngiliz mahkemesi olsun, işte bu tarz itirazlar geliyor. Biz bunun var olup olmadığını nereden görebiliyoruz? Ancak konsumentonun arka yüzünde yazan o minik onlardan çıkarabiliyoruz. Orada yazıyor çünkü. O yüzden bir hasar dosyasında sadece konşimentonun ön yüzünde kim kime neyi göndermiş değil, arka yüzündeki o sözleşme şartlarında görebilmemiz adına hem ön yüzü hem de arka yüzü ve cirolarıyla birlikte konşimento. Şimdi saydığınız gibi Ciro poliçenin derken aslı, commercial invoice'ları kastediyorsunuz herhalde. efendim? Ciro derken Evet, işte o faturalar yine merchant aynı invoice. şekilde. Okey. Evet. Ama varsa orijinalleri, yine poliçe aslını dediniz. Türkiye'de de karşılaşıyoruz. Normalde siz bir şirketin sigortalısısınız. Sizin her türlü bilginiz, belgeniz orada kayıtlı, sistemlerine girdiğinde poliçeleriniz görüyor. Ama sizden poliçenin aslını istiyor. Yani siz onun hem müşterisiniz ama poliçenin aslında görmek isteyen biz de karşılaşıyoruz. O yüzden ben onu da not ettim. Çok biraz absürt kalıyor ama evet, bu günlük hayatta karşımıza gelen bir şey. Yine aynı şekilde kaptanın ya da gemi adamlarının tanzim ettiği bu hasarla ilgili bir tutanak var mı? Örnek veriyorum, yolda yağmur suyundan bir hasar meydana gelmiştir ya da deniz suyundan hasar meydana gelmiştir. Bu durumda kaptan kendi jurnaline bunu not etmiş olabilir ya da bununla ilgili bir tutanak tutulmuş olabilir. Kendi sorumluluğunu üzerinden atmak adına, örnek veriyorum, farklı bir geminin dalgasından geminin bu mevcut kargoların üzerine, konteynerların üzerine deniz suyu gelmiştir. Buna ilişkin bir tutanak tutmuş olabilir. Bu bizim için önemli. Yine hangi emtiaların, hangi kolilerin ya da konteynerların hasarlı olduğunu belirten rezerve zaptı diyoruz. Daha çok gümrükte tutuluyor. Bu evrak olabilir. Geminin seyir jurnali, yani kaptanın tuttuğu o jurnal, makine jurnali hasarın tipine göre, klas belgeleri, klas kuruluşu, P&I kulüp teminat mektubu varsa bunlar önemli. Yine geminin denize elverişli olduğuna dair geminin evrakı mutlaka talep edilmeli. Çünkü bizim en çok karşımıza çıkan ve tartıştığımız konulardan birisi de bu gemi denize elverişli miydi? Yine bu da evraklar arasında olup armatör donatan firmadan bunun talep edilmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar orada yazdılar, ihtar. Yani biz yıllardır ben bu denizcilikle ya da nakliyatla ilgili eğitim çalışmalarında yer alıyoruz. Benim ısrarla altını çizdiğim, bir hasar olduğu zaman 3 gün içerisinde bir e-mail bile olsa gönderilen kişinin taşıyıcı firmalara, bu forwarder da olabilir, P&I kulübü de olabilir ya da armatör şirket de olabilir. Bunlara şu konuda şu kadar hasar meydana geldi, şu konteynerlar içerisindeki emtiaların zarar gördü, deniz suyuna maruz kalmış ya da vinçle liftle düşürülmüş, işte ne bileyim forklift hasarı olmuş bir şekilde, ya da tahmini olarak bir ortalama bir rakamla sana rücu edilecek. Böyle bir ihtarı sana bildiririm, yasal işlemler başlatılacak diye bir ihtar çekmesi hayati bir durum. Biz şimdi bütün bu saydığımız diğer 7-8 kalem evrak hazır ediyoruz. Ama dosyanın içerisinde ihtar olmadığı sürece sigorta davalarında maalesef karşı tarafın ilk savunduğu şey şu:
3 gün içerisinde malın hasarlı olduğuna dair bize ihtar göndermedi malın alıcısı. Demek ki ben malı sağlam olarak teslim etmişim. Şimdi burada biz her ne kadar mahkemelere burada ispatın sadece yeri değişir, temiz konşimento verilmiş yani üzerinde bir hasar şerhi yok. Sayın Mahkeme, biz sadece normalde mesela 3 gün içerisinde ihtar çekilmiş olsaydı donatan firmasına ne diyecektik? Bakın biz 3 gün içerisinde ihtar çekmişiz. Gelen taşıma senetlerinin evrakların üzerine hasar notu düşmüşüz. İşte şu kadar emtia ıslak geldi, bu kadar emtia kırık geldi diye not düşmüşüz. Burada nakliyeci artık mahkemede uğraşacaktı. Ben buna zarar vermedim diye onu ispat etmesi gerekiyordu. Ama ihtar yükümlülüğünü yerine getirmeyince, taşıma senedinin üzerine hasar notu düşmeyince, bu şerhe düşmeyince bu sefer hem malın sahibi sigortası yoksa kendisi dava açıyorsa ya da sigortadan parasını alıp sigorta rücu davası açıyorsa bu sefer ispat külfeti yerine değişiyor. Genel prensip ama mahkemelerde ya da karşı taraf gemi avukatlarının en çok savunduğu şu oluyor. 3 gün içerisinde ihtar gelmedi. Demek ki mal sağlam olarak teslim edildi. Dava hakkı düştü diye genelde de maalesef her ne kadar biz istinaftan bozdursak da ilk derece mahkemeleri de onların bu iddialarını kabul ediyor. 3 gün içerisindeki ihtar hatırlatan arkadaşa da teşekkür ediyorum. Bizim için hayati yani bütün eğitimlerde, çalışmalarda bunu belirtiyoruz. Çok basit gibi bir şey. Hani diyoruz ki ya artık cep telefonlarında bir e-mail var. Hani bir e-mail olarak bile atın yani hani gidip noterden. Şimdi diyorlar ki biz yurt dışındayız. Örnek veriyorum İtalya limanında, Trieste'de genel ana limanlardan birisi ya da Hamburg limanı. Ben şimdi orada noteri nerede bulayım da Türkiye'deki işte ne bileyim bir acenteye ihtar çekeyim diyor. Biz diyoruz ki hani artık cep telefonları var. Bu e-mail yazışmaları da delil olarak kabul ediliyor mahkemelerce. Hızlı bir şekilde hani 10 saniyeni ayırıp bir ihtar, bir hasar meydana geldi ve sana rücu edilecek cümlesini yazıp gönderin diye. Buradan da vurguluyoruz. Her zaman da vurguluyoruz. En çok karşımıza çıkan hasar tipleri fiziksel hasarlar. Yani bir malın ezilmesi, kırılması, dökülmesi bunlar en çok karşımıza çıkıyor. Buradaki sizin yaşadığınız örnekler var mıdır ya da bu yani şimdi genel bizim 4-5 tane ana karşılaştığımız hasar tipi var. İsterseniz onların isimlerini başta söyleyelim. Sonrasında isterseniz ufak ufak içlerine girip neler var. İşte biraz önce bahsettiğim gibi fiziksel hasarlar, kırılma, dökülme, ezilme gibi. İşte sıcaklık değişiminden kaynaklı iklimsel değişiklikler ya da buğu hasarı, nem hasarı dediğimiz sıcaklık değişim hasarları var. Yine deniz suyuyla ıslanma hasarları var, fire kayıpları var ve hırsızlık çalınma gibi en çok karşılaştığımız hasar tipleri. Burada bunların içerisinde de en çok karşılaştığımız da fiziksel hasarlar. İşte konteyner ezilebiliyor, bazen konteyner sağlam olsa bile içindeki mal ezilmiş olabiliyor. Yanlış istiften dolayı birbirlerinin malları ezmiş olabiliyor. İçindeki emtia ya da dökülmüş olabiliyor. İşte ne bileyim deterjan taşınabilir, kimyasal madde taşınabiliyor. Hani bunlarla ilgili karşılaştığınız, deneyimlediğiniz durumlar ya da önemli olan noktalar nelerdir? Burada da yine yani öyle bir istatistik tutmuyoruz ama dediğiniz gibi yani öyle şeye baktığımızda öyle düşündüğümüzde gerçekten fizik hasarlar dediğimiz en çok bunlarla karşılaşıyoruz. Yani mesela çalıntı veyahut da kaybolmaya bakarsak aynı seviyede değil yani gerçekten fizik hasarlar çok daha çok oluyor ve çok daha çok çeşitleri oluyor. Aslında en önemlilerini siz saymıştınız bile. Biraz nedenlerine bakıyoruz işte. Devrilmeler oluyor, dökülmeler oluyor, ezilmeler filan oluyor. Biz bunları aslında hasarın nedeni olarak bakıyoruz. Çünkü sonuçta aslında hasar hasar gibi yani öyle bir yaklaşıyoruz sigorta perspektifinden baktığımızda. Çünkü sigorta için önemli olan sizin yani siz bir kargo sigortası ediyorsunuz ve o kargo sigorta kapsamında sizin sigorta olarak risk olarak kabul ettiğiniz durum senden beklentim sen bana bir tespit vereceksin ürünlerin gemiye bindirildiğinde durumu hasarsızdı senin eline geçtiğinde hasarlı bir durumda eline geçti yani sadece bakarlar fizik bir hasar yaşadı mı ürünler yani sigorta poliçesi bile aslında hasarın
definition olarak fiziki bir hasar beklentisi kuruyor. Ve hatta alternatif olarak kaybolma ve çalıntıyı da bir risk olarak ya da bir insured event olarak kabul ediyorlar poliçede. Daha sonrasında fizik hasarların olup olmadığı nedenlerine filan baktığımızda bu aslında değişik bir soru ve sigorta şirketleri bunu ikinci seviyede rücu zorladığında inceliyor. Genel olarak böyle diyebiliriz. Yani hasar ne? Biraz önce fileyi konuştuk. Yani şimdi bir fileyle mi karşılaşıyoruz yoksa daha değişik bir durumdan mı? Ve hatta sürekli denizcilikte ve hatta deniz taşımada gördüğümüz durumlar ıslanma ve korozyon diyorsunuz Türkçe'de herhalde. Yani corrosion, paslanma Sıcaklık, filan. paslanma, evet. Böyle durumlarla karşılaştığımızda bir sigorta şirketi olarak şimdi başlıyorsunuz, soruyorsunuz. Yani iyi tamam şimdi bu paslanma veyahut da bu corrosion gerçekten ürünün deniz seferi sürecinde mi gerçekleşti diye bir soru soruyorsunuz. Ve şimdi tabii sizin sigorta da diyecek ki tabii açık ortada yani başka nerede olacaktı? Ondan sonra siz geliyorsunuz. Bunu da konuşmuştuk. Türkçesi gümüş sulfat yok nasıl diyordunuz Gümüş Türkçesi? nitrat testi. Gümüş nitrat testini yapıyorsunuz. Ve bu aslında bir kimyasal bir model. Çünkü deniz suyunun içinde natrium klorit yani tuz var. Bu tuz kimyasal olarak gümüş nitratla bir reaksiyon gösteriyor. Bu reaksiyon olmadığı müddetçe sigorta şirketi geliyor diyor ki ha ben ürünün üstünde aslında deniz suyu bulmadım. Yani ürünün üstünde deniz suyu olmadıysa mutlaka bu korozyon durumu da aslında deniz suyun nedeninden kaynaklanmadı. Demek ki burada çıkan hasarın kaynağı aslında daha önceden ve denizden daha sonra başladı. Yani söz konusu bir taşıma süresinde kaynaklanan bir hasar değil. Bu nedenle benim poliçimde bir hasar olarak tanımıyorum bunu. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor. Mesela sulanma hasarlarını. Fileyi biraz önce siz bayağı güzel anlattınız. Ondan sonra işte devrilmeleri konuştuk. Ürünler konteynerin içinde sallanıyor ve hatta konteynerin içine girmeyen ürünler oluyor. Ya bark halinde taşınıyor. Ve hatta işte çok çeşitli türler oluyor. Yani gemi denizde gittiği boyunca gemi sallanıyor. Geminin içindeki taşınan ürünler de sallanabiliyor. Eğer işte yine storage planı geri dönüş yapıyorum. Yani böyle senaryoları konuştuğumuzda aslında hasar tipini konuştuğumuzda hasar tipinin nedenlerini kategorize ediyoruz. Ama ilk bir sıralamada sigorta poliçesi, kargo sigorta poliçesi bakışından yaklaştığımızda ilk sorduğumuz ve en mühim soru yaşanan hasar gerçekten taşıma sürecinde yaşanmış bir hasar mı? Çünkü bunu da belki tekrarlayalım. Aşağı yukarı bir saat önce bunu konuşuyorduk. Kargo sigortalar genelinde süreç poliçesi oluyor. Yani kargo sigortası o ürününüz gemiye bindiği andan gemiden inilen ana kadar bu süreç boyunca bir İngilizce'de de coverage diyoruz. Yani bir sigorta garantisi anlamına geliyor. Daha önce ve daha sonra da kaynaklanan hasarlar deniz kargo poliçelerinde dahil olmuyor. Şimdi gelen sorular içerisinde vardı. Deniz taşımacılığında, hani kara taşımasında CMR'ı uyguluyoruz. Peki denizde neyi uyguluyoruz diye bir arkadaş sormuştu. Şimdi normal Türkiye anlamında konuşursak, eğer CMR uluslararası bir kara taşımacılığı konvansiyonu ya da uluslararası bir sözleşme, Türkiye içerisindeki bir kara taşımacılığı Türk Ticaret Kanunu'nun ona ilişkin hükümleri 762. maddesi ve sonrasında gelen hükümler
paketten bahsediyoruz. İşte taşıma eşyası, taşıma sözleşmesi var ve taşıyı tamamlayıcı maddeler var. Onun dışında deniz tarafına geldiğimizde de yine Türk Ticaret Kanunu 1016. maddesinin ve sonrasındaki maddeler yine 1131 ve sonrasında zaman çartırı sözleşmesine ilişkin maddeleri, yani Türk Ticaret Kanunu uyguluyoruz. Onun ilgili maddelerini uyguluyoruz hem karada hem denizde. Yemen'le kıyaslıyorsak herhalde Türkiye'de de yani sorumluluklara baktığımızda herhalde Türkiye'de de hakvis bir Tabii. rulesleri Türk ticaret Kanunun temelini akademide oluşturuyor zaten aslında. yani. Tabii ki İsviçre'de durum tercüme. aynı. Mesela İsviçre'de hakvis bir ruslara üye bir ülke ama hakvis bir rules bir doküman, bir evrak olarak ya da bir convention olarak direkt uygulanmıyor İsviçre'de. O hakvis bir Rusların uygulamaları Türk diyorum İsviçre. İsviçre Denizcilik ve Gemicilik Kanunu'na dahil edilmiş bir kurul uygulaması. Yani burada da İşte yurt tamamen içinde aynı oralardan, dediğimiz evet. Parents of the Sea'leri konuştuğumuzda hakvis bir Ruslar İsviçre'de direkt olarak uygulanmıyor ama hakvis bir Ruslara üye olduktan sonra İsviçre bu kuralları kendi kanunlarına transfer edilmiş. Böyle anlatabiliriz. Evet, zaten Türkiye'de 1955 yılında Lahey kurallarına taraf olduğu için o biliyorsunuz Lahey kuralları 1924'te kabul edildi ama Türkiye 1955'te buna taraf oldu. Resmi gazetede yayınladı. O yüzden kara taşımasında CMR'ı kullanıyoruz uluslararası anlamda. Yani dediğim gibi Türkiye içindeki iç taşımalarda TTK'nın, yani Türk Ticaret Kanunu hükümlerini uyguluyoruz ama uluslararası anlamda kara taşımasında CMR'ı uyguluyoruz. Ama deniz tarafına geldiğimizde yine Türkiye için deniz ihtilaflarında Türk Ticaret Kanunu deniz kanunlarını uyguluyoruz ama uluslararası anlamda 1955'te kabul ettiğimiz ya da Türkiye açısından zaten var olan ama Türkiye açısından kabul edilip resmi gazetede yayınlanan Lahey kurallarını kabul ediyoruz. Ama onun dışında tabii ki bizim bu konşimentonun öneminden bahsederken arkasındaki hükümlerden de bahsetmiştik. Belki orada denilebiliyor ki Hamburg kuralları, belki Rotterdam kuralları ya da başka bir kurallar var. Orada Lahey dışında da farklı bir hükümlere atıfta bulunduysa, örnek veriyorum İngiliz kanunları geçerlidir, İngiliz hukuku geçerlidir dediğinde ona da ayrıca bakmak gerekiyor. Ama genel prensip olarak uluslararası deniz taşımacılığında Türkiye açısından Lahey kuralları dediğimiz kuralları şey yapıyoruz. Ama diyelim ki öyle bir olay oldu ki buna ilişkin hüküm bulamadık. Lahey'de hüküm bulamadık. O zaman Alman mevzuatına, Alman Türk Ticaret Alman Ticaret Kanunu'ndaki hükümlere rahatlıkla bakabiliriz. Çünkü zaten bu bahsettiğimiz kurallar Almanya menşeli ve onun ekseninde döndüğü için bizim mevcut ticaret kanunu da zaten Almanya'yı esas alıyor. Mehaz dediğimiz bizim asıl kaynak kanunumuz Almanya Ticaret Kanunu. O yüzden Lahey ile ilgili bir sıkıntı olup orada bir hüküm bulamadığımızda Alman Ticaret Kanunu'na da rahatlıkla bakabiliriz deniz açısından diye. Sonuçta ama gelip bu konuştuğumuz devlet kanunlarına baktığımız zaman denizcilik söz konusu olduğu zaman bunlar genelinde ya hak yani işte lahek dediğiniz Lahey. ya da hak vispi yani hak ve Evet. vispi Kuralları. protokolüyle ilave edilmiş kurallar kaynak olarak gözüküyor. Hamburg ve Rotterdam baktığımızda aslında bence özel fikrim bunlar da aslında güzel kurallar, güzel uygulamalar. Ve yani carrier'in sorumluluklarını biraz arttıran bir kurallar olduğu için aslında kargo insurance'ler için daha avantajlı kurallar oluyor. Ama kanunca olarak en azından çok az ülkede geçiyor. Bahamas'ta ve Honduras galiba Evet. Hamburg rules'leri uygulayan ülkeler arasında var. Evet, bu biraz önce bahsettiğimiz sanırım arkadaşımızı cevaplamışızdır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu fiziki hasarlarda şöyle bir kanun Yargıtay kararı denk geldi. Biraz önce hani hem ihtar hem de bu tutanaklardan bahsetmiştik. Şimdi bunların önemine binaen Yargıtay'ın 2017 yılında verdiği bir karar var, Türk Yargıtay'ının. Burada şöyle bir hüküm var. Deniliyor ki
taşıyıcı konteynerin içerisindeki malların nasıl yüklendiğini bilemez. Çünkü binlerce konteynerin gemiye geldiğini ve o limanın etrafına yakın ya da uzak, örnek veriyorum İzmir limanına Türkiye'nin her yerinden ya da Mersin'deki limana Türkiye'nin iç kısımlarından bile tırların kapalı mühürlü konteynerlerle yük getirdiğini ve vinçlerle bunların yerleştirildiğini ve sabitlendiğini varsayalım. Burada kaptan ya da armatör firma bunun içerisinde neyin nasıl istiflendiğini, sayımının yapılmadığını bilemez. Şimdi ve herhangi bir limanda da bir hasar tutanağı yoksa, sonrasında da belirttiğimiz süreler içerisinde herhangi bir hasar ihbarı yapılmıyorsa, az önce bahsettiğim gibi Türk yargıtayı zamanında yapılmış bir ihtar olmadığı için, ayrıca donatan firmanın yani gemi sahibi olan armatör firmanın her bir konteynerin içerisindeki mallar nasıl istiflendi, nasıl sabitlendi, nasıl yerleştirildi bunları da bilemeyecek durumda olduğu için ve limanda da bir hasar kaydı tutulmadığı için yani burada talep eden tarafa hakkını vermiyor. Az önce bahsettiğim gibi bu ihbar yükümlülüğü ya da bir hasar meydana geldiğinde hemen tutanak tutulması bunlar çok ciddi şeyler çünkü çok basit gibi görünen ama biraz önce saydığımız 10 kalem diyelim ki evrak hazır her şeyiyle tamam hasar dosyanızı oluşturdunuz ama diyelim ki içerisinde ihtar yok ihtarname yok yani nakliyeci olan firmaya armatör firmaya ya da onun acentesine bir ihtar çekmemişsiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir hak kaybına sebep olacaktır. Aslında çok küçük ve basit gibi görünen bir şey. Burada da örnek Yargıtay kararında da gördüğümüz gibi mahkemeler özellikle de Türkiye'deki Deniz İhtisas Mahkemesi bu ihtar konusunda çok hassas davranıyor. O yüzden de çok da farklı kararlar çıkmakta. Bu 2017 kararında da yine gördüğümüz gibi. Burada faturalardan bahsettik. Mesela ben Peki bu şöyle bir 3 günü denizcilikte uyguluyorlar. Evet. TKC'ye yok TTK'ya. TTK. 3 günlük bir süre var. 3 gün içerisinde hasar ihbarının bildirilmesi gerekiyor. 3 günü ne zaman itibaren sayıyorlar? Teslimden itibaren 3 gün içerisinde. Yani aslında diyelim ki saymanız gereken bir emtia olabilir. Laboratuvar testine sokmanız gereken bir emtia olabilir. Çok da aslında kısa bir süre. Yani bir ürünün bir depoya ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde veya da bir makine geldiğini düşünün. Makine bir hafta ihtiyacınız yok, paketiyle duruyor. Bir hafta sonra kurulumunu yaptınız, test ettiğinizde makine patladı. Ama bu patlama neyden sebepli? Diyelim ki nakliye sırasındaki sarsılmadan sebepli. İç aksanlarında aksaklık olmuş. Ve bu çok bariz diyelim, ispatlanabilir bir şey. Ama orada işte nasıl bir tartışma çıkıyor taraflar arasında. Siz diyorsunuz ki bu ürün geldi ama ben bir hafta boyunca kullanmadım. Kullandığımdan itibaren 3 gün mü? Tabii ki bu değil. Ama tarafların birisi böyle iddia ediyor. Diğer tarafta diyor ki ben sana teslim ettim. 3 gün içerisinde hasar ihbarında bulunman gerekiyordu ve bulunmadın. O yüzden de talep hakkın düştü iddiasında oluyor ve iş yine mahkemeye kalıyor. Ve bu emsal örnekleri gördüğümüzde de Ama ilk şimdiki yine anlaşılan bu aslında sonuçta sadece deniz taşımalarında değil, tüm tür Tabii. taşımalara uygulanan bir kural Türk ticaret kanununa göre. Tabii. Hepsi için Ve geçerli. şimdi sizin anlattık yani dinleyicilerimiz için de yine çok önemli konu olduğu için bunu tekrarlamakta faydası var zannediyorum. Onun için beni şey olarak düşündük, sizin öğrenciniz olarak. Estağfurullah. Türkiye'de anlaşılan alıcı ürünü teslim veyahut da yükü teslim ettiği an 3 gün bir süreç tanıyor TTK. Bu 3 gün içinde TTK sizden bir ihtiyar verme zorunluluğunu veriyor. Peki kime veriyorsunuz bunu? Bu Sevkiyatçıya, taşıyanlara, ihtarı işte eğer taşıyana? örnek veriyorum Türkiye içerisinde acentesi varsa otel üzerinden acentesine gönderebilirsiniz. Ya da işte yazılı olmak ve ispat açısından kolay olması açısından e-mail olarak kurumsal e-mail üzerinden Makine yine ajantisi. geminin acentesine. Okey. Çünkü Şimdi hasarı ben veren orası olduğu Brezilya'dan için. bir tane yani Brezilya'dan bir şey aldım. Bu ürün Brezilya'dan gemiye bindiriliyor. Atıyorum İzmir limanına geliyor. Ondan sonra İzmir'de kamyona geliyor.
ne desem şimdi? Afyon'da evime getiriyor bu Yüklü. ürünü. Evet. Şimdi TK'ya göre hem denizci hem kara taşımaya bir ihtiyaç veriyorum. Birisine mi veriyorum? Mesela bunu Ya, şey evet. olarak diyorum size. İsviçre'deki durum şöyle. Hı. Yine pratik olarak düşündüğümüzde sizden de ihtiyar bekliyorlar. Ama mesela bir sevkiyatçı varsa, freight forwarder, siz Hı. sevkiyatçıya bir ihtiyar verdiğinizde chain'de katılan tüm taşıyanlara geçerli olarak görüyoruz bunu. Yani Yani genel olarak. şöyle mesela bir davaya gittiğinizde her bir taraf kendini savunacaktır. Örnek veriyorum, bahsettiğiniz örnekte Brezilya'dan İzmir limanına gelen bir şey konteyner sonuçta mühürlü olarak geliyor ve açılmıyor. Sonrasında bu tıra yükleniyor ve iç taşımayla, kara taşımasıyla Afyon'a getirildiğini varsayalım. Şimdi siz orada dava açarken bilmiyorsunuz. Bu konteynerin içerisindeki ürün hasarlanırken kara taşıması sırasında mı oldu, deniz taşıması sırasında mı oldu? Bunu bilemediğiniz için bütün tarafların siz orada muhatap kabul ediyorsunuz. Ve o bir bilirkişi incelemesiyle ya da bir yargılama sonucunda ortaya çıkıyor. Bu deniz hasarı mıdır, kara hasarı mıdır? Bazen de şöyle oluyor. Tek bir forwarder şirketle anlaşma yapıyorsunuz. O sizin hem kara taşımanızı organize ediyor, hem de deniz taşımanızı organize ediyor. Bazen de çok uluslararası olmayan gemi firmaları değil de daha Türkiye merkezli örnek veriyorum, gemi firmaları kendi kara taşıma ayakları da oluyor. O yüzden buradaki tarafların tamamına muhatap aldığınızda ve onların tamamına dava açtığınızda her biri kendi açısından diyor ki bana ihbar yapılmadı. Şimdi bu nedenle bu tarz bir ihtilafa düşmemek için şimdi 3 ya da 4 değişik taşıyan oluyor. Örnek veriyorum, Brezilya'da iç taşımayla limana geliyor. Oradan gemiye yükleniyor. Sonra İzmir'e geliyor. İzmir'den tekrar Afyon'a gidiyor. Şimdi iki kara taşıması gördü, bir deniz taşıması gördü bu emtia. Veya Orta Asya Cumhuriyetlerine gitse Azerbaycan tarafına Hazar Denizi'nden nehir taşımacılığı girecek. Şimdi burada her biri kendi açısından kendini savunacak. O nedenle de olabildiğince tarafların tamamına, örnek veriyorum, noterden ihtar çekerken tarafların tamamına aynı Ama ihtarı. siz tarafları bilmiyorsunuz. Alıcı olarak hiçbir şansınız yok. Taşıtan olarak belki, yani demek istediğim biz, yani burada hem ofisimizde hem bugüne kadar gördüğüm durumlarda biz stratejimizi böyle kuruyoruz. Freight forwardınız varsa biraz daha bir sağlam bir pozisyona giriyorsunuz. Çünkü sizin contractual partneriniz sevkiyatçı. Siz olduğu gibi ona kapanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki tüm organizasyon senin sorumluluğun altında geçti. Yani bundan sonra ben seni sorumlu tutuyorum. İhtiyarı sana verdim. Benim için aslında burada iş bitiyor. Ben tüm yaşadığım hasarlarının tezminatı mı diyoruz? Yani tamam Evet, tazminatını. tamamen sana yükleneceğim. Ondan sonra bu dediğiniz chain'ler sonrasında freight forwarder'ın düşüneceği veyahut da zor duruma sokan an. Mesela böyle durumlarda karşılaşırız. Bu biraz önce dediğiniz durumlar. Biz sevkiyatçıyı temsil ettiğimiz zaman gerçekten çok zor durumlara düşebiliyoruz. Çünkü sevkiyatçı olarak yani işinizi değerli toplu ve defterlerinizi güzel tutun. Çünkü çok büyük sorumluluklar açabiliyorsunuz kendinize. Evet, işte bazen karşımıza Çünkü şöyle işte geliyor. Evet. dediğimiz gibi bazen çok da zamanınız yok. Yani üçüncü günün içindesiniz, düşünün şimdi TTK durumunda. Yani ha zannedersiniz, ay tamam yani bana bir ihtiyar geldi. Ne olur ne olmaz yani bilmiyorum. Üçüncü gün uyanıyorsunuz diyorsunuz ki ya gerçekten ciddi bir durum olabilir. O üçüncü gün içinde yani olduğu gibi herkese o gün içinde ihtiyar verme durumundasınız. Ondan sonra başlıyor. E-mail adreslerini bulacaksınız. E-mail adreslerini bulmuyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Yani o anlattığınız durumlar yani sevkiyatçı için Evet. çok ciddi bir önlem aslında.
İşte biz Belki burada bunu şöyle söylemek yapıyoruz. ve bunu Evet. tekrarlamak da bence yine güzel oluyor. Herkes bunu da aklında tutsun gibi geliyor bana. Bir sevkiyatçı olarak hiçbir zaman çok riskli ve çok yani exposure'ınız çok yüksek bir alanda hareket ettiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Ve bir yani bir sorunun kapsamını anlamadığınız duruma geldiğinizde veyahut da tereddütlü olduğunuz bir anda mutlaka ve mutlaka sigortanızı aramak ve muhtemelen avukatınızı aramayı ihmal etmeyin demek istiyorum ki çünkü bu son 5-10 dakikada konuştuğumuz durum en çok sevkiyatçıları aslında riske sokan bir durum. Evet, genelde de onlarda da şöyle bir şey oluyor. Yani resmi olarak ya da hukuki bir savunma değil de kendi aramızda konuştuğumuzda, ya ben çok küçük bir kar elde ettim ama bütün sorumluluk benim üstüme yükleniyor. Ben şimdi işte 300-400 bin ya da daha fazla dolarla nasıl mücadele edeyim? Oysa ki ben buradan çok küçük rakamlar elde ettim. Ama işte onlar sadece şey zannediliyor ya da düşünülüyor günlük hayatta iş yapılırken. Ben sadece işin evrak kısmını hazırlarım, yükü bulurum işte ya da ne bileyim yük sahibini bulurum, gemiyi organize ederim. Ben oradan küçük 3-5 evrak karşılığında ufak da bir para alırım gibi, basit gibi gözükse de ama iş davaya gittiğinde durum biraz daha farklı duruma geliyor diyebiliriz. Şimdi ikinci saatimizin de son dakikasına giriyoruz. Yine Instagram yayını kapatacak. Tekrardan başlatacağım. Son olarak işte Yargıtay kararlarıyla devam edelim. En sonunda da arkadaşların sorduğu sorularla üçüncü yayını da son olarak bağlayabiliriz. Şimdi kapatıyorum. Bir dakika sonra görüşmek üzere.